Türkiye'nin hız şampiyonu TürkNet. Speed Test'in son 10 hız testinde Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı TürkNet oldu. TürkNet'in 1000 megabit eşit indirme ve yükleme hızıyla evde herkes aynı anda kesintisiz dizi ve maç izlesin, toplantılarına katılsın. Ayrıca TürkNet'te taahhüt yok. İstediğiniz anda iptal etme seçeneği var. Üstelik TürkNet'e geçmek isteyen kullanıcılar için cayma bedelinin 2000 TL'ye kadarı da TürkNet'ten. Sen de TürkNet'le değişime hemen başla. Tuttur'da Happy Hour başlıyor. Pazar gecesi 24'e kadar 250 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda kafan rahat Tuttur. Her zaman her yeri onda Tuttur. Peki Premier Lig'e geçelim. Liverpool Crystal Palace. Premier Liverpool'un tek şampiyonluk şansı. Crystal Palace gol atar diyorum ben. Şampiyonlar Ligi'nde City ile Arsenal'in eşleşip iki tane zorluk derecesi yüksek maç oynamasıdır. Liverpool'un başka şansı kalmamıştır, onu söyleyeyim. Yani ancak rakipler kaybedebilir. Çünkü yani Liverpool gerçekten elindeki şampiyonluğu aldı. Ben acayip kerizim. Bir sezonda bu kadar kötü bir United'la 3 kere oynayıp 3'ünü de böyle kazanamayacaklar. Böyle keriz bir takımım. Öne geçmeme rağmen 4-5 tane de harcarım ben bozuk para gibi. Abi doğal golcüsü yok takımın. Bak Firmino muhabbeti yapıyoruz falan günlerdir. Abi Firmino takımı bir de sırtında taşıyordu ya. Kaptığı topun o yaptığı presin. Herkes yukarı çeken adam o ya. Liverpool'a gol dönüşü acayipti. Darwin bir çok iyi, bir çok kötü. Son United maçı çok kötüydü yine Old Trafford'da. Çok çarkıfelek. Firmino'nun hiç... Devrede çıktı zaten. Firmino'nun bak şöyle diyeyim. Darwin Nunez'in en iyi performansı. Yani tavanı belki Firmino'ya yakın, hatta biraz daha iyi. Şu an yaş itibarıyla. Ama abi yani Darwin Nunez'in tabanı düşük, performansı o kadar düşük ki Firmino Suudi Arabistan'da yedek kalınca o kadar kötü oynamamıştır diyorum. Bir... İki doğal golcün yok. Bak şu son düzlükte bir tane böyle Luis Suarez'in olsa şampiyondun. Neler kaçırıyor abi takım. Tam Luis Diaz çok iyi çalımlar atıyor. Müthiş becerikli oyuncu. Çok güçlü. United maçı. Çok hızlı evet ama abi at. At. Bir şey çıkacak da ağzımdan neyse çıkmadı. At Mane. Mane yani Mane atıyordu onları sol önde. Anlatabiliyor muyum? Liverpool gol atar ama yerde sanki. Aynen ben. Palace'tan. Palace'da hocanın işi kolay değil abi. Hücum hattı iyi. Savunmada bireysel olarak Joachim Andersen çok iyi. Bu ehi bir ara çok iyiydi ama abi sağ bek, sol bek falan hep bunlar sıkıntı. Üçlü savunmaya geçti bu sorunları aşmak için. Bu sefer böyle kanat beki olarak sıkıntılar yaşıyor. Şimdi Mitchell tabii ki yani Mitchell zaten sol açık oyuncu diyorlar ki ya yok bu adam sol bek. Sol bek oyuncu diyor ki yok yok bu sol açık. Çünkü açık oynayınca hücumu eksik kalıyor. Bek oynayınca savunması eksik kalıyor. Palace'a oraya bir kere adam oyuncu ister. İşte Richards'ı oynatıyor savunmada. Bayern Münih çok genç yaşta almıştı onu. İngiliz siyahi oyuncu, stoper oynayabiliyor, bek oynayabiliyor. Üçlü savunma için ideal. Liverpool bir de zorlanır bu üçlü savunmaya karşı falan. Liverpool yine ilk golü yer. Sonra böyle öne geçer. Sonra yine böyle Kemal Sunal böyle Keris filminin yeni bölümü çekilebilir. Ben daha önce böyle Crystal Palace maçı hazırlıyorum. O böyle Keris filminin de böyle ötesiydi. O hakikaten böyle avana kaptıydı. 3-0 öne geçip 3-3 berabere kaldı. Neymiş böyle averaj lazımmış. Gerizekalı artı 3'lü. Artı 0 oldum beyinsiz bile puan kaybettin yani aldın mı? Ya süzme beyinsizlikti o maç. Hatırlıyor musunuz abi? Ceren'le ayağa kaydıktan sonra. Palace'a 3 yaptılar 5 yapalım evet, 6 yapalım. Ne yapalım lan? Glenn Johnson. Glenn Johnson neler yaptı o maçta? Bu kadar tersinansız. Ya ben gerçekten böyle bir keriz takımı tuttuğum için şey demek ki bende de bir sıkıntı var abi ya. Sen de nihayetinde ilk golü Palace mı atar diyorsun yoksa ilk... Ya bizimkiler yer mutlaka bir Şaban olur. Ben de ilk yarı Palace gol bulur diyorum ben. İlk yarı 0.5 deplasman üstü. Güzel. Ben KG var diyorum abi. Ya muhtemelen kaza olmaz diye düşünüyorum ama benim ki Palace'ın da top 6 takımlara karşı Arsenal dışında herkese de golü var. Evet. Diğer golcüleri de gelip Türkiye'de böyle hepsi böyle iş yapar biliyor musun tek tek? Hepsi. Değil mi? Hepsi. Başta böyle Otson Edu var. Biz Ali ile hemen hemen aynı yerlerde geziyoruz. Senin tahminin ne peki? Benim KG var abi. Direkt KG'de. Hemen hemen KG'de. Aynı yerlerde geziyoruz ne demek ya? Sen hep böyle Nişantaşı'na falan gidiyorsun. Ben en son Nişantaşı'na... Biz moda çocuğuyuz. Valla bilmiyorum şimdi. Depeş mod hadi hızlı. Hadi bakalım. Depeş mod yani hızlı moda. Şimdi West Ham Fulham maçı var listede. Karşılıklı gol veriyor. KG üstte. Evet. Ben sen de. Abi ben de bu maçı Fulham kaybetmez diyorum. Arsenal Aston Villa 0-2 şıkta şansı yani. Yani Kai Havertz için de bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama bu kaç maçtır da bir acayip skor katkısı yapıyor. Özür diliyorsun değil mi Kai Havertz'ten? Abi özür dileyemeyeceğim. Onun menajeri kimse helal olsun yani. Ben oğlum niye oynamıyor? Bir başarı hikayesi. Almanya milli takımında da çok iyi oynadı Nagelsmann yönetiminde Fransa karşısında. Valla Alman milli takımının durumu da ortada yani. Bu maç çok iyilerdi. Nagelsmann'ın ilk büyük maçıydı. Çok çok iyilerdi Fransa deplasmanında.
Yani Almanya bir takım durumu ortada diyorsun da. Hayır ama kaç sene bir jenerasyon. Öncesi. Ne bu NS. Abi gerçekten çok iyi teknik direktör. Çok iyi teknik. Çok yetenekli adam. Çok yetenekli. Vallahi bak. Tam hipster teknik direktör. Kendimden geçtim abi ya. O oyuncu malzemesini işte Wirtz, Havertz, bir koşucu. Üçünün kullanımı. Yani şey yapmayı o da bilirdi. Ben de Fulkrug'u alayım. Pivot santrafor kullanayım. Hayır abi diğer ikisine uygun. Hem Wirtz'ten maksimum verim alacak. Hem Havertz'ten maksimum verim alacak işe. Başardı abi adam. Ya ben ona bakarım. Yani biraz da mesela Leverkusen'da da süperdi. Abi Chelsea'de alakasız yerlerde. Alakasız bir dönemin en kaotik, en kötü Chelsea'siydi. Arsenal'e adam istedi bu performansına rağmen. Ya Nagelsmann bilmiyor. Arteta da mı bilmiyor işi? Mesela. Ya ben de Havertz'in performansını hiç beğenmiyorum. Chelsea'de gerçekten çok kötüydü ama Nagelsmann'la böyle Arteta'nın bu kadar beğendiği bir oyuncuda bir şey vardır abi. Adamı da takdir etmek lazım. Evet yani abi. Potansiyeli olduğu yok mu diyorsunuz? Var. Ne? Yani Kai Havertz konusunda abi, sen ne düşünüyorsun? Yok yok. Hayır, tabii ki var. Kai Havertz'in kullanımıyla alakalı. Ben biraz pozisyon belirsiz. Leverkusen'dan beri belirsiz ama. Yoksa 10 numaraydı. Sahte 9. Aynen, sahte 9 çıktı. Yani adamı sürekli bir şey mevkisizliğe ittiler adamı resmen. Yani o anlamda söylüyorum. Ama yerine çıkan Wirtz daha da büyük katkı verdi evet. Falan. Bence orada Leverkusen'ın da başarısı. Hani menajerinden çok Bayer Leverkusen'ın başarısı. Birazdan geleceğiz. Evet. Şampiyona geleceğiz. Evet, şampiyonluk kokuyor havamız gibi. Şampiyonluk maçına çıkıyor. Ben, hemen Premier Ligi toparlıyor. Arsenal Aston Villa. Ben KG yok diyorum. Eyvallah. Ben ilk gol Aston Villa atar diyorum. Aston Villa yap bir güzellik şu abine ya. Yapacak yapacak. Ben severim seni ya. Bak, abi keşke. Ne yapacak abi? City maçında da bekledik hiç tırt. Şampiyonluk serisi bu maçta değişebilir. Ulan bunlar bizi yener. Liverpool Aston Villa maçı da var değil mi? Geçen hafta bir de... Bulmuşlar Keyes'i yenerler ya. İki farkı koruyamadı değil mi Villa geçen hafta? Hayır. City'ye yenildi geçen hafta. O zaman bir önceki hafta mıydı o ya? Ben karıştırdım. Ya da takımı karıştırdım. Sen araya maçlar girdi ya böyle hatların karıştı evet, senin. Hatlar karıştı. En son City ile oynadılar. Şimdi Arsenal önce. Ben karşılıklı gol yok mu diyorsun sen? Ben KG yok diyorum. Niye yani. Öyle diyorsun? Abi Arsenal... Yani çok affedersin yani. Taş gibi bir savunma yapıyor yani. Takım ha, savunmasını başka bir yere çektiler. Evet, ikinci doğru yarısı. Söylüyorsun. Yani 2024'te yani. Kaç gol atmışlar abi? 38 gol, 4 gol mü ne öyle yediler öyle bir şey saçma. 2024'te yani. Evet gerçekten. Declan Rice arkasında 4 stoper, ikisi bek olarak kullanılan. Tabii. Yani evet çok sağlam takım savunmaları ya. Ben o yüzden Unai Emery'nin ters geleceğini düşünüyorum zaten. O şimdi bazen Tillemans'ı format oynatıyor, şey yapıyor falan bulup, böyle. Az bulup, öz bulup. Aynen, çok dikine hızlı çıkıyorlar ama ben inşallah. Ben yani maçın sonucunu bilmiyorum ama ilk gol Aston Villa'dan gelir diyorum. Benim tahminim bu yönde abi. Ben oynayamıyorum ya, bir şey bulamadım ya valla. Yani gönlüm abi, Aston Villa kazansın istiyor ama Arsenal'de çok iyi. Futbol gönlüm razı olmuyor. Yani şimdi Liverpool şampiyon olacak diye böyle bir keriz takım olacağına. Arsenal 10 kere hak ediyor yani çünkü. Özellikle 2024 Ocağı'ndan beri gösterdiği performansla. İyi hadi ilk yarı sıfır oynayayım. İlk yarı sıfır pekala. İnşallah tutar. Hadi bakalım. Şimdi La Liga'ya geçelim bir diğer evet. Kral Kupası. Şampiyona finalisti. Geçelim. Şampiyon. Şampiyon Bilbao. Evet tutmaya başladığımdan beri ilk kez Kral Kupası'nı kazandı. Daha önce de bir kere Süper Kupayı kazanmıştı. Hocam gönül verip bu kadar kısa vadede geri dönüş aldığın başka bir takım var mı ya? Atletik. Mönchengladbach'tan daha iyiler yine. En azından kupa kazanıyorlar başarı yani. Yüzdesi. Ben Mönchengladbach'tan hiçbir şey kazandığını görmedim. Yani doğduğumdan beri. Varsa da ben görmedim. Yayınlanmadı yani o. Değil mi? Almanya kupası kazanmışlardır kesin 80'lerde bir kere de. Ben şeyi hatırlıyorum. Kupa finale kaldı. Pokal. Almanya kupası. Mateus işte Gladbach'ın en iyi oyuncusuydu. Penaltıyı kaçırdı. Bir dahaki maçta Bayern Münih formasıyla gördüm kendisini. Bayern Münih'e karşı kaçırdı penaltıyı. Bir tane de şey vardı öyle. Kimdi abi o? 2000'de Deportivo'yu şampiyonlukta neden adam da sonra gidip Real Emine gitmişti. Penaltı mı ne kaçırmıştı son maçta? Djukic kaçırdı. Djukic mi kaçırmış? Djukic penaltı kaçırdı. Penaltı kaçıran Djukic miydi? Evet. Orada John bir hikaye Benjamin var. Yok. O 2000 Afonso yılı mı yani? Falan olmasın ya. Djukic kaçırıyor. Deportivo ile Konya ya. İşte şey vardı. Ya Djukic'in son hafta penaltı kaçırıp şampiyonluktan ettiği var Deportivo'yu. Evet. O hafta. Hatta onların bir tane Brezilyalı oyuncusu vardı. Donato teknik direktörü kafa atmıştı. Yok yok. Donato anladım. Hayır. Donato... Donato, Donato değil abi. Donato İspanya milli takımında oynadı. Bu 6 numaraydı. O dediğin Calminha. Calminha abi. Calminha. 10 numaraydı. Mükemmel bir adamdı abi. Arıza'nın önünde gideydi. Arıza Balaga teknik yani. Direktöre kafa atmıştı abi işte. Atar. Hiç şaşırmam. Aynen. Peki hocam. Şey gibi. Bilbao'muza dönelim. Neşet mi? Atar. Çok iyidir. Neşet mi? Atar. Yani her yavru saniye atar. Hocam şimdi Bilbao'ya şöyle bağlayalım. Yani Sanma Mastik Bilbao'ya yazarsın hocam zaten.
San Mames'te Bilbao'ya yazarsın gibi bir durum var. Abi iki tarafta gol atar ama ya. Şimdi bizimkilerin yeni hedefi bu Kral Kupası şampiyonluğundan sonra Şampiyon Ligi'ne katılmak. Hakikaten olan sezonu. Bu başarının mimarı tabii ki böyle Ernesto Valverde hocamdır. Zaten Atletik'te mükemmel derecede başarılıyken Barcelona kaptı. Barcelona'ya da yar olmadı. Atletik'te bir daha onun gibi bir hoca bulamadı. Şimdi öyle bir durumdu ki Atletik'imiz. Şimdi bazı oyuncular işte Oscar De Marcos, Ander Herrera bunların artık yaşı kemale erdi. Bu Oscar De Marcos artık sağ bek yine kupa finalinde. Hani hatırlarsın böyle düşük çoraplı. Tıpkı Bournemouth hocası Iraola gibi o da yıllarca sağ bek oynadı. Bence Ander Herrera'dan da iyi hoca olabilir. Buralardan çıkıyor abi hoca. Yani Arteta'sı falan filan çıkıyor buralardan. İşte Ernesto Valverde falan. Sosyal'ın sayısız başarılı hocası. Şimdi burada ama Villarreal biraz ters. Neden? Atletik oyun tarzıyla, Villarreal'in oyun tarzı hani Atletik'in faydalanabileceği bir durum yok. Bilakis başına dert açabilir. Özellikle kardeşimiz Sörlot'un böyle kenar toplarda kesin bir kafa vuruşu var. Çünkü savunmamızda Yeray Alvarez'in olmaması bunlar büyük sıkıntılara sebep oluyor. İyi niyetle uğraşıyorlar. Olmuyor. Bir yere kadar. Vedat Muriç de çok etkili oldu Kral Kupası finalinde Mallorca'da. Penaltılara kadar gitti. Yani Vedat Muriç gibi oyuncuları durduramıyorlar. Bak bizim ligden iki oyuncu yani Muriç. Şimdi de Sörlot kardeşimiz. Ben gol bekliyorum Villarreal'den de. Karşılıklı gol Atletik kazanır zor da olsa. Vallahi ben hiç burada şeye girmiyorum. Üste 1.51 oran açılmışken 2.5 üste. Bu bence ideal. Ha. Ama 3.5 üstün için olmasın diye de Kaleci. Bir tek oradan şey yapabiliyoruz. Yani Unai Simon biliyorsun acayip dengesiz bir kaleci. Evet. Ya bir bakıyorsun dünyanın en iyi kalecisi falan. Bir bakıyorsun aynı böyle Kepa. O evet. Da Atletik. Kalecisiydi evet. Zaten. Atletik'te mükemmeldi Kepa. Yani ayağıyla gereksiz riskler alabiliyor. Bazen oyunun en güçlü tarafı ayağıyla oyun kurması olabiliyor ama sonuçta bir yani öyle Pepe Reina gibi değil. Yani evet. Bazen Unai Simon'un bir haftada iki maçta yaptığı kurtarış sayısı Reina'nın bir sezonda yaptığı kurtarışa denk oluyor. Onu söyleyeyim yani. Hani Liverpool'da istatistikler var ya bana yetersiz. Ama Reina dönemi bu kadar az gol yemiş takım. O Benitez'le alakalı. Önce gol yememek için oynatıp beni böyle kabız ettiği için öyle şampiyonluk kaybettiği için. Bence asıl şampiyona geçelim ya. Sezonun geçelim. En büyük olayına. Evet, sen de diyorsun Berder mi? Abi valla ben Bilbao'ya yazacağım. Tamam eyvallah. Ben o da 1.52'ye yazacağım. Bilbao. Bilbao. Yani yaratı sahada... Bilbao dedin de böyle. Bilbao mı dedim pardon. Rocky Balboa gibi karışır onlar evet. Abi iç sahada çok baskınlar. Tek yenilgileri var. O da sezonun ilk maçı Real. Ben içeride bir şekilde yani 1-0 mı olur 2-0 mı belki deniz gibi üstte bir, olabilir. 1 ve 2.5 üst diyelim biz buna yani. Aynen ortak noktada öyle buluşabiliriz ve şampiyona geçelim. Atleti'yi tutmaya başladığım yıl 84. Rocky Balboa'nın yenisi çıkmıştı. Sinemada gidip izlemiştim. Rocky sonra devam etti değil mi? 87'ye kadar mı devam etti? Yok 5 tane çektiler abi onu. Kaç ha sonra mi? Evet ben şeyden sonrasını izlemedim ya. Ivan Drago'dan sonrasını. Evet Ivan Drago'dan sonra ben de bıraktım. Çok saçma geldi. Nasıl lan Ivan Drago'yu nasıl dövüyorsunuz? Ivan Drago'nun yanında da daha Sovyet sonra... diye mi adam yani? Ona Amerikan bayrağı tak öbürüne Sovyet tak. Amerikalı kesin döver dersin. Ya, Sylvester Stallone'un arkadaşı da olan Brigitte Nielsen vardı değil mi? Ya sen aklın fikrin... Başka yerlerde yani de neyse. İnsan. Ama Kobra diye bir filmde de beraber oynamışlardı. Evet. Sıra abiyle. Tabii hatırlıyorum. Doğru. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman, her yeri, onunla tuttur. Maç heyecanını Ilgaz Çınar'la yaşar. Anlık sesli yorumlar maç esnasında Sports'ta. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu hattını bozmuyordu ki bir de Kaan Ayhan'la Barış'ın da uyumu da çok. Sports yeni nesil canlı skor uygulaması. Hemen indir.